Merhaba ben Bay Anderson. Termoregülasyon konusunu anlattığımız videomuza hoş geldiniz. Bu videoda organizmaların iç ısılarını nasıl düzenlediğinden ya da belki de hiç düzenlemediklerinden bahsedeceğiz. Burada gördüğünüz bir insan kolunun termal görüntüsü ve bu kola bir yılan sarılmış. Sağdaki derece bize ısıyı gösteriyor. Bizim vücut sıcaklığımız 37 Celsius civarındadır. Peki yılanın sıcaklığı ne kadar? Yılanın sıcaklığı da oda sıcaklığı kadar çünkü yılanlar soğukkanlı hayvanlardır. Ama oraya geçmeden önce gelin ısı hakkında konuşalım. Diyelim ki burada bir mum var. Burada da eliniz var. Mumdaki ısıyı elinize geçirebileceğiniz farklı yollar bulunur. Bu yollardan biri parmağınızı ateşe direkt sokmanızdır. İşte bu şekilde. Bunu yaptığınızda ateşteki moleküller sizin parmağınızdaki moleküller ile etkileşime girecek. Buna kondüksiyon yani ısı iletimi denir. Mumun parmağınızı bir anda ısıttığını fark edeceksiniz. Evet, ısıyı almanın başka yolları da var. Ateşe dokunmadan parmağınızı burada mumun ateşine yakın tutarsanız yine de parmağınız biraz ısınır. Ama parmağınızı böyle yukarı kaldırıp ateşin tam üzerinde tutarsanız yan tarafta tuttuğunuz zamankinden çok daha fazla ısı alırsınız ve canınız çok daha fazla yanar. Bunun nedeni ise ısıyı alabilmemizin ikinci yolu olan konveksiyon yani pardon ısı taşınmasıdır konveksiyon. Peki bu ne demek? Aradaki havanın ısınıp yukarıya doğru hareket etmesi demek. Isınan hava yükselerek parmağınıza çarpıyor. Evet ısıyı transfer etmenin iki yolunu gördük. Diğer bir yol ise araya bir vakum koyarak parmağınızı burada tutmanız olabilir. Yine parmağınız biraz ısınırdı çok değil ama mumdan yine de biraz ısı gelecekti. Bunun sebebi de radyasyon yani ışınım. Radyasyon önemli çünkü mesela bu mumu güneş olarak düşünelim. Güneş ışığı vakumlu, havasız alanda yani uzayda yolculuk yaparak bize ulaşıyor öyle değil mi? Bunların hepsi ısıyı alabileceğimiz yollar. Güneşten radyasyon sayesinde ısı alıyoruz ya da havanın hareketiyle ısınıyoruz ya da sıcak bir kayaya falan dokunarak ısınıyoruz ama ısı üretebileceğimiz başka bir yol daha var. Çünkü biz canlı varlıklarız. Bu diğer yola da solunum deniyor. Yani metabolizmamız aracılığıyla ısı üretebiliriz. Hayat ısı ile etkileşime geçmek için iki strateji geliştirmiş. İlki soğukkanlılar. Bu aslında kısaca dışarıdan gelen ısı demek. Buradaki kaplumbağalar soğukkanlı hayvanlar. Soğukkanlı hayvanlar kendi ısılarını çevrelerinden kendilerine alırlar. Mesela bu arkadaşımızın vücut ısıları oda sıcaklığında olur. Peki bunun avantajı ne? Kendileri ısı yaratmak için enerji harcamak zorunda kalmazlar. Dolayısıyla bir kaplumbağayı o kadar sık beslemenize gerek yoktur. Eğer bir yılansanız ayda bir iki kere beslenseniz de olur. Hatta büyük bir av bulduysanız o size Hoca bir yıl bile yetebilir. Aşırı enerjiye ihtiyacınız olmaz. Bunun ne gibi dezavantajları olabilir ki? Ne güzel sürekli gün içinde ne yesem diye düşünmenize gerek yok. Eğer hava çok çok soğursa metabolizmanız da yavaşlar. Bu yüzden çoğu kez bu tip hayvanlar sabahları bir ağaca ya da bir kayaya tırmanıp güneşlenerek ısınırlar. Ama buradaki sincap gibi sıcak sıcakkanlıysanız böyle bir şeyi kafanıza takmanıza gerek yok. Bunun sebebi de ısıyı içinizde üretmeniz. Peki bu sincapın vücut ısısı nedir? Büyük ihtimalle bizimkine yakın vücut ısıları çok soğuk havalarda bile bizimkine yakın olur. Aynı şekilde hava ısındığında da yine bizimkine yakın kalır. Sıcakkanlı olmanın avantajı ise iç ısının her zaman sabit kalmasıdır. Dezavantajı ise sürekli sürekli yemek yememiz gerekir. O yüzden aklımızda hep acaba bir sonraki önde ne yesem diye sorular dolaşır. Peki biz bu ısıyı nasıl sabit tutuyoruz? Biz de sıcakkanlıyız. Esas olarak negatif geri bildirim döngüsü kullanıyoruz. Bunun için de beynimizin alt tarafındaki hipotalamustan yardım alıyoruz. Hipotalamus sürekli vücut ısımızın ne olduğunu hesaplıyor. Vücut sıcaklığımız çok yükselirse buna çeşitli tepkiler veririz. Nasıl peki? Tabii ki buna terleyerek tepki veririz ya da kan damarlarımız genişler. Böylelikle yüzeye yakın damarlarımıza daha çok kan gönderilir ve buradan ısı vermeye çalışırız. Eğer vücut ısımız çok düşerse ne yaparız? Üşürsek de tüylerimiz diken diken olur. Yani kıl köklerinin altındaki kaslar kasılarak derimizi bir araya toplar. Ayrıca damarlarımız daralır. Yani kanımızdaki sıcaklığı kendimize yakın tutmaya çalışırız. Bu da bizim ısımızı belirlenen noktaya getirir. Biz bunu sürekli yapıyoruz. Bunun avantajı ise vücudumuzun o belirli ısıda kalmasını sağlamaktır. Çünkü enzimler için bu ısı güzel bir çalışma ortamı oluşturur. Evet, işte termoregülasyonu bu şekilde açıklayabiliriz. Umarım arkadaşlar bu video konuyu anlamanıza yardımcı olmuştur.